Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı cephelerinin en kritik cephelerinden biri Batı Cephesidir. Şimdi Batı Cephesinin özelliklerini inceleyeceğiz öncelikle. Biz daha önce Doğu Cephesi'nde ve Güney Cephesi'nde düzenli ordularının savaşmadığını söylemiştik. Dolayısıyla Doğu Cephesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir Paşa savaşmıştı. Güney Cephesi'nde de Kuvayi Minye Birlikleri savaşmıştı. Yani Kurtuluş Savaşı Cepheleri kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordular sadece Batı Cephesi'nde mücadele etmiştir. Burada da belirtildiği üzere düzenli birliklerin mücadele ettiği cephedir diyoruz Batı Cephesi için. Buradaki e, rakibimiz Yunanlılardır. Ancak burada e, bir şey daha eklememiz lazım arkadaşlar. Batı cephesinde biz silahlı mücadeleyi Yunanlara karşı veriyoruz. Ancak siyasi olarak e, Yunanlara destek veren devlet burada İngiltere'dir. Yani arka planda aslında asıl rakibimizin İngiltere olduğunu görüyoruz. Ama silahlı mücadele Yunanlara karşı verilmiştir. Bu cephedeki muharebeler ve alınan sonuçlar Kurtuluş Savaşı'nın bitişini belirlemiştir. Gerçekten de böyle arkadaşlar çünkü... Az önce söylediğimiz gibi Batı cephesi bizim Kurtuluş Savaşı içerisindeki en kritik cephemizdir. Bir anlamda burada kazanılan başarılar Kurtuluş Savaşı'nda sonuçlandırmıştır. Batı cephesindeki muharebelere ve genel olarak özelliklerine baktığımızda sırasıyla 1. ve 2. İnönü muharebelerinin olduğunu görüyoruz. 1. ve 2. İnönü savaşları savunma nitelikli olan savaşlardır. Yani Yunanların saldırısıyla başlamıştır. Bir başka savaşımız Kütahya-Eskişehir savaşları hem savunma hem de geri çekilme savaşıdır bu savaş. Ve aynı zamanda Kütahya-Eskişehir savaşları bizim Batı cephesinde kaybettiğimiz ilk ve tek savaştır arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi Batı cephesindeki son savunma savaşımızdır. Ve tek saldırı savaşımız yani taarruz savaşımız büyük taarruzdur. Arkadaşlar öncelikle Batı cephesi kapsamında birinci İnönü Savaşı'na bir bakalım. 1. İnönü Savaşı 6 ve 10 Ocak 1921 tarihler arasında gerçekleşiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordularla Yunan ordusu arasında gerçekleşmiş bu savaşlar. Savaşın sebebi Ankara'yı ele geçirerek mini mücadeleyi sona erdirmektir. Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın savunma savaşı olduğunu belirtmiştik. Yani Yunanların saldırısıyla başlıyor bu savaş. Dolayısıyla Yunan ordusu Ankara'ya kadar gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtıp milli mücadeleyi sona erdirmek istediler. Yani bir anlamda Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek istediler. Birinci İnönü Savaşı'nın arkadaşlar Türk ordusu yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordular kazanmıştır. Ve Birinci İnönü Savaşı'nın inkılap tarihimiz ve Kurtuluş Savaşı cephelerinin gidişatı açısından çok önemli sonuçları var. Savaşın önemi ve sonuçlarına baktığımızda düzenli orduların batı cephesinde ilk galibiyeti aldığını görüyoruz. Düzenli orduların batı cephesindeki ilk galibiyet olmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli ordulara olan güven artmıştır. Ve aynı zamanda düzenli ordulara olan katılımı da arttırmıştır bu başarı. Ve 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki milletvekillerde bir zafer havası ortaya çıkmış ve bu zafer ile birlikte 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız da kabul edilmiştir. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu askeri başarılardan sonra uluslararası alanda da etkinliği yavaş yavaş artmaya başlıyor. Özellikle 1. İnönü Savaşı'ndan sonraki başarıyla birlikte 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Londra Konferansı'nın toplandığını görüyoruz biz 1. İnönü Savaşı'ndan sonra. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması 1 Mart 1921 tarihinde imzalanmıştır. Arkadaşlar burada şunu da belirtmeliyiz. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması'nın önemi de şudur ki Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet olarak da tarihe geçmiştir. Şimdi 1. İnönü Savaşı sonucunda Londra Konferansı'nın toplandığını söylemiştik. Londra Konferansı da inkılap tarihi açısından ve Kurtuluş Savaşı'nın gidişatı açısından oldukça önemli bir konferans aslında. 21 Şubat ve 12 Mart 1921 tarihleri arasında düzenlenmiş Londra Konferansı ve e, bu konferansın amacı Sevr Anlaşması'nı yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmektir. Çünkü Birinci İnönü Savaşı arkadaşlar e, şunu ortaya koydu. Aslında itilaf devletleri ve Yunan ordusu Türk ordusunun böyle bir başarı sağlayacağını hiç hesaba katmamışlardı. Ancak Birinci İnönü Savaşı'nda Türk ordusu gerçekten çok iyi bir savunma savaşı yapınca itilaf devletleri Sevr Anlaşması'nın mevcut haliyle Türklere kabul ettirilemeyeceğini anladı ve Londra konferansının toplanmasına karar verildi. Buradaki amaçlardan biri Sevr'i yumuşatarak kabul ettirmek ve yenilen Yunan ordusuna da zaman kazandırmaktır aynı zamanda. Peki bu konferansa katılan devletler kim? İtilaf devletleri zaten bu konferansa katılanlar arasındadır. İtilaf devletleri bu konferansa İstanbul hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir arada çağırmıştır. Burada tabii bir küçük uyarımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İstanbul hükümeti konferansa bir arada çağrıldığını görüyoruz biz. Bunun sebebi de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul hükümeti arasında çıkacak anlaşmazlıklardan itilaf devletlerinin faydalanmak istemesidir. Yani itilaf devletleri bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisini ve İstanbul hükümetini birbirine düşürüp bu durumdan faydalanmak istemişlerdir. Arkadaşlar şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konferansa katılma nedenlerine bir bakalım. Öncelikle İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milli mücadeleye katılanların savaş yanlısı olduğunu iddia ederek e, işgallerini gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konferansa katılma nedenlerinden ilki Türk tarafının aslında savaş yanlısı değil barış yanlısı olduğunu göstermektir. Bunun yanında Misak-ı Millî'nin propagandasını yapmak, yani Misak-ı Millî'yi tüm dünyaya duyurmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuken tanınmasını sağlamak ve konferansa temsilen Bekir Sami Bey'in katıldığını görüyoruz biz. Peki Londra Konferansı'nın sonucu nedir? Sevr Anlaşması gündeme geldiği için Londra Konferansı'ndan herhangi bir sonuç çıkmamıştır. Biz az önce Londra Konferansı'nın toplanmasının sebeplerinden biri olarak Sevr Anlaşması'nın yumuşatılarak Türklere kabul ettirilmek istenmesi demiştik. Ancak Bekir Sami Bey'in önüne getirilen Sevr Anlaşması'nın aslında ilk Sevr Anlaşması'ndan çok da farklı olmadığı görüldü. Ve dolayısıyla da Sevr anlaşmasından herhangi bir sonuç çıkmadı. Ancak burada bir uyarımız var arkadaşlar. Bekir Sami Bey itilaf devletleriyle ikili anlaşmalar yapmış. Ancak bu anlaşmalar devletlerin eşitliği ilkesine uygun olmadığı için tam bağımsızlığa aykırı görülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanmamıştır. Burada özellikle konferansın önemine dikkat etmek gerekiyor. Biz konferansın yani Londra konferansının önemine baktığımızda itilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İlk kez hukuken tanıdığını görüyoruz. Hukuken varlığını kabul etmişlerdir. Misak-ı milli bütün dünyaya tanıtılmıştır. Ve konferanstan herhangi bir sonuç çıkmayınca Yunan ordusu tekrar saldırıya geçmiştir. Arkadaşlar bu arada 1. İnönü Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi olarak da Moskova Anlaşması'nın imzalandığını görüyoruz biz. 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı yıllarında birbirine çok yakınlaşan iki devlet haline gelmiş. Peki bu anlaşmanın için imzalanıyor ve Türkiye ile Sovyet Rusya için birbirine bu kadar yaklaşıyor. Bunun sebebi her iki ülkenin de düşmanının ortak olması. Yani Batı sömürgeciliğinin iki ülkenin ortak düşmanı olarak görülmesi bu anlaşmanın imzalanmasının sebebi olmuştur. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer ülkede tanımayacaktır. Böylece Sovyet Rusya sevri tanımayan ilk batılı devlet olmuştur. Bu madde aynı zamanda uluslararası alanda birlikte hareket etme kararının alındığını göstermektedir. Bir başka madde Sovyet Rusya misak-ı tanıyacak maddesidir. Bir başka maddemiz Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu madde önemlidir çünkü bu madde ile Sovyet Rusya'nın kapitülasyonlardan vazgeçtiği görülür. İki devlet askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği yapacaktır. Ve Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmaya göre belirlenen sınırı Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacaktır. Müzik